Sayın Dündar merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Kolay gelsin Elif Hanım, merhaba. Şimdi tabii o yılla gittiğimizde, o yıl meclis adına Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında tarihi bir görev üstlenmişti Cumhuriyet Halk Partisi. Ve elbette AKP'lileri de söyleyebiliriz burada. Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın da o dönemdeki o tavrı özellikle çok önemliydi. AKP kurucularından Ertuğrul Yalçınbayır, birazdan kendisine de soracağız, sözü bırakacağız ama bir ifadesi var. Size de onu okuyayım, öyle size sözü vereceğim. Diyor ki şimdi mecliste kapalı oturum yapılalı diyor. İşte bugün itibariyle baktığımızda 15 yıl geride kaldı. Peki gizlilik kararı halen kaldırılmadı. Bu gizli tutanaklar açılırsa oradaki konuşmalar kamuoyuna yansır diyor. Oradaki konuşmalar içinde dönemin CHP lideri Deniz Baykal'ın etkileyici tespitleri ve konuşmaları ortaya çıkar. Bazı AKP'lileri de etkilemiştir diyor bu konuşmalar. Tayyip Bey'in sözü yerine Deniz Bey'in sözü dikkate alınmıştır. Gizli tutanaklarda önemli hususlar var. Peki halen o gizli olarak kaldı maalesef. Gelmesi de gerekiyordu ama gelmedi. O tarihi anları bir de sizin ağzınızdan dinleyelim. Yazınızı biraz önce verdik ama Sayın Dündar, buyurunuz efendim. Elif Hanım, bir defa Ertuğrul Bey, Sayın Ertuğrul Yalçınbayır, benim Türk siyaset sahnesinde gördüğüm en dürüst, sözüne en güvenilir siyasetçilerden biridir. Çok değerli bir politikacı ve aydındır. Ayrıca çok da değerli bir yurtseverdir. Şimdi benim Sayın Şükrü Elekdağ, tüm öngörüleri doğru çıkan bilge diplomat tanımını yapmamın ne kadar isabetli bir tespit olduğunu anlıyorum. Çünkü Sayın Elekdağ'la biz 2015'te yaptığımız bir röportajda o ilk kez Türk kamuoyunun bazı gerçeklerle yüzleşmesini sağlamıştı. Neydi bu gerçekler? Bir defa 1 Mart 2003 tezkeresi Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönemdeki genel başkanı Sayın Deniz Baykal'ın tarihi olarak niteleyebileceğimiz son derece etkileyici konuşmasıyla Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi meclis grubunun da onun sözlerindeki doğruluğu, isabetli taşisi kavrayarak ve gerektiği gibi değerlendirerek, bu arada meclis başkanlığı yapan Sayın Bülent Arınç'ın da Deniz Bey'in konuşmasını uzatmasına imkan sağlamasıyla gerçekten bizim belki de siyasi hayatımızın en önemli kararlarından birini aldı o meclis. Cumhuriyet Halk Partisi grubu tüm mevcuduyla oradaydı. Buna 100 kadar Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili de eklenince 1 Mart tezkeresi reddedilmiş oldu. Meclisten geçmedi. Şimdi eğer geçmiş olsaydı ne olacaktı Elif Hanım? Evet. 60 bin Amerikan askeri ülkemizin Güney, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde ağırlıklı olarak Güneydoğu Anadolu'da konuşlanacak. Yani bir nevi bir işgal hareketi gerçekleşecek ki ben bunu 15 Temmuz gecesi bu hainlerin yaptığı kalkışmadan sonra da amaçlanan bir hedef olduğunu düşünüyorum. Yani o akşam iktidarı ele geçirmek değildi onların birinci amacı. Türkiye'de bir kaos atmosferi yaratmak, bunu bir iç çatışmaya sürüklemek ve böylece emperyalizmin Türkiye'ye müdahalesini gerektirecek bir çıkmaz da Türkiye'yi karşı karşıya bırakmak ve böylece bir işgal hareketi başlayabilecekti. Yani ikisi arasında bir benzerlik kuruyorum. Bu 60 bin askere ilaveten 255 savaş uçağı yine ülkemizde konuşlanacak ve Türkiye'yi merkez üs olarak kullanıp Türkiye üzerinden Irak işgal edilecek ve milyonlarca Müslümanın kanı bizim Türk Silahlı Kuvvetlerimizin de katılımıyla ABD ve Türkiye'nin ortaklaşa zulmüyle dökülecekti. Yani biz aslında ülke olarak çok ağır bir vebal altında kalacaktık ama o tezkerenin reddedilmesi Türkiye'yi bundan kurtardı. Peki deniliyor ki 1 Mart tezkeresi eğer kabul edilmiş olsaydı
Türk Silahlı Kuvvetleri de sınır ötesine geçecek ve o tarihte Kandil'deki terör yuvaları, PKK terör örgütünün işte üs olarak kullandığı yerler berhava edilecek, teröristler etkisiz şekle getirilecekti deniliyor. Ama Sayın Şükrü Elekdağ'ın kamuoyundan saklanan, belki de kendisinin günahını almayalım, bilinçli bir şekilde böyle bir karar alamaz Genelkurmay Başkanı. Ona da tahmin ediyorum farklı raporlar verilmiştir. Ama mutabakat muhtırasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ya yönelik operasyon yapamayacağının yer aldığını açıkladı Sayın Şükrü Elekdağ. Bu uzun süre, yıllarca Türk kamuoyundan gizlenmişti. Şimdi siz hem PKK terör örgütüyle sınır ötesine geçmenize rağmen mücadele edemeyeceksiniz, hem de milyonlarca Müslümanın kanının dökülmesine, bir Irak'ın işgaline ortaklık yapmış olacaksınız. Bu hakikaten çok ağır bir durum, tablo yaratırdı Türkiye için. Ve şu işe bakın ki yine ortaya çıkan belgelerden anlıyoruz. 2003 yılı Suriye'de PYD'nin siyasi yapılanmaya, YPG'nin de askeri yapılanmaya fiilen başladığı yıl, aynı yıl. Demek ki Büyük Orta Doğu projesinde Suriye ayağı daha o tarihlerde düşünülmüş, proje haline getirilmiş ve işte zaman içerisinde hayata geçirilmiş. Burada şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yapmış olduğu harekat son derece yerindedir. Ve eğer Türk Silahlı Kuvvetleri bu koridorun, yani PYD-YPG teröristlerinin oluşturduğu Akdeniz'e çıkartılmak istenen koridorun kesilmesini sağlamazsa, orada çok büyük bir tehdit, Türkiye'de beka sorunu yaratacak boyuta gelmişti. Ve halen de mevcuttur bu, evet, beka tehdidi. Emperyalizmin projesi nihai hedef olarak İran ve daha sonra da Türkiye'yi görmektedir. Büyük Orta Doğu projesi kapsamında. Ve o nedenle ben Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu harekatını bir vatan savunması olarak görüyorum. Ve bunu yazıyorum, söylüyorum, ısrarla da belirtmeye devam edeceğim. Yani Mehmetçik orada ülkemizin bekası için kahramanca bir mücadele veriyor. Ama şimdi 2003'te PYD-YPG fiilen hayata geçirilmiş. Büyük Orta Doğu Projesi'nin bu coğrafyayı allak bullak etmeye ve haritaları değiştirmeye yönelik olduğu bilinirken, bizim ülkemizi yönetenlerin Suriye krizine balıklama dalmaları hakikaten ve sonra da peş peşe hataları sürdürmesi, evet, ve bundan da nihayet vazgeçmiş olması bizim bu hataların varlığını inkar etmemizi mümkün kılmıyor. Bunlar yapıldı, çok büyük hatalar yapıldı ve olay daha başlangıçta önlenebilecekken, yani Suriye ile sınırımız varken ve o sınırda Suriye askerleri nöbet beklerken, upuzun bitimsiz bir Akdeniz'e kadar uçacak, uzanacak olan o koridorda teröristlerin şu anda hakim duruma gelmesi, en başta Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, yani ülkeyi yönetenlerin Suriye politikasında yapmış oldukları yanlışlıklardan kaynaklanıyor. Defalarca, her defasında da bu vurgulandı Sayın, evet, Dündar. İşte hep söyledik, yazdık bunları. Mesela, değil mi? İşte vurguladı, ya da diğer bizim konuklarımız, yine gazeteden yazarlarımız, köşe yazarlarımız, hemen hepsi Suriye politikasına her defasında vurgu yaptı. Ama işte gelinen sonuç bu oldu maalesef. Bir de geçmişi... Şimdi Elif Hanım, bundan sonrası da var. Bundan sonra işte Doğu Fırat'ta biliniyor ki İran'a yapılacak operasyon için Amerika Birleşik Devletleri bir garnizon devlet kuracak. Ve vurucu güç olarak da bu teröristleri kullanacak. Bu ayan beyan ortada. İran'dan sonra ne olacak? Bütün tarafsız uzmanlar, diplomatlar, ondan sonra da Türkiye'nin üniter yapısının hedef alınacağını ve Türkiye'den
bir parçanın kopartılmaya çalışılacağını ifade ediyorlar. Biz beka sorunu derken bunu kastediyoruz. Hı hı. Şimdi Star gazetesinin o dönemdeki o manşetini bir ekrana yansıtmak istiyorum ben. O dönemde ne demişti gazetelerde tabii hani tam da işte 1 Mart'ın ertesi gününde 2 Mart 2003 yılının manşeti ekranımıza gelecek şimdi. Diyor ki gazete işte Tayyip'e rağmen no diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk topraklarına Amerikan askerinin gelmesine izin veren hükümet tezkeresini kabul etmedi. Tayyip Erdoğan'ın tehdidine varan baskısına rağmen AKP büyük fire verdi. Böylece Tayyip Erdoğan'la el sıkışan ve Türk insanının hayatını at pazarlığı olarak gören Bush'un hesabı da şaştı diyor Sayın Dündar. O dönemdeki 2 Mart'ta bu manşetle çıkmıştı Star gazetesi de. Elif Hanım keşke Türkiye'nin emperyalist kıskaç içinde bulunduğu şu süreçte muhalefet ve iktidar partisinin milletvekilleri mecliste Türkiye'nin çıkarı için, ülkemizin güzel geleceği için yine bu türden ortak davranışlar sergileseler ve biz bu emperyalist tehdide karşı birlik ve bütünlük içinde olabilsek. Ama maalesef bu kutuplaşma, bu ayrışma ve kutuplaşma üzerinden yapılacak konsolidasyonla iktidar devamını arzulayan düşünce bunun gerçekleşmesini engelliyor. Oysa bizim kelimenin tam anlamıyla birlik ve bütünlük içinde olmamızı gerektiren son derece kritik tehlikelerle dolu bir süreçten geçiyoruz. Bakın dün Amerika Birleşik Devletleri uzaydan bütün dünyada istedikleri yeri imha edebilecek bir teknolojiyi geliştirdiklerini söylediler. Bugün de Rusya lideri Vladimir Putin dünyanın her tarafına gidebilecek bir nükleer füze ürettiklerini açıkladı. Yani önce Amerika böyle bir tehdit savurdu, arkasından Putin buna cevap verdi. Yani biz eğer Büyük Önder Atatürk'ün söylediği gibi tam bağımsız bir Türkiye ideali peşinde koşmazsak bu emperyal güçler arasında adeta salıncak gibi gider geliriz ve onların da emellerinin Türkiye'nin çıkarlarıyla örtüşmediğini artık herkesin görmesi gerekir. Evet. Peki efendim. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Ben teşekkür ederim. Değerli yorumlarınız için. Sağ olun.